Dolmamı yaparken önce etimi pişirmeye başlayacağım. Bunun için tenceremin altını açıyorum. Efendim, dolmamızın içini doldurmak için kapak yapacağız domatesin üzerine. Bunu bu şekilde keselim. Kestikten sonra kenara alıyorum. İç kısımlarını bakın bu şekilde bıçakla kenar kısımlarını koparmış oluyorum domatesin içinin. Kenarlarını bu şekilde kestikten sonra domatesin alt kısmından giriyorum ve biraz önce kesmiş olduğum kısımları daha rahat dışarıya çıkabilmek için yuvarlak bir şekilde bıçağımla geçiyorum. Daha sonra da bıçağın ucuyla bu şekilde bastırarak domatesin içini dışarıya alıyorum. Tencerenin alt kısmına şimdi biraz yağ gezdiriyorum. Riviera. Kuzu etine de biraz deniz tuzu gezdiriyorum şimdi. Her iki tarafına da. Yağlı olan kısmını tenceremin içerisine bu şekilde koyuyorum ve yavaş yavaş pişirmeye başlıyorum. Kuru soğanla başlayalım. Dış kabuklarını alıyorum soğanın. Şimdi yemeklik yani burunvaz olarak doğruyorum. Şimdi kuzu etinin diğer tarafını da çevirelim. Kıymamızı kasenin içerisine alıyorum şimdi. Buraya soğanlarımızı ekleyelim. Biraz pirinç ekliyorum. Biraz da maydanoz koyacağım. Biraz tuz. Biraz karabiber. Çok az pul biber ve kekik de ekleyebilirsiniz. Baharat çeşitlerine kendiniz karar verebilirsiniz. Kimyon da biraz yakışır bu harcın içerisine. Şimdi hepsini güzelce yoğuruyorum. Pirinç, kuru soğan, kıyma ve maydanoz, baharatlar hepsini güzelce yoğuralım. Hazırlamış olduğum bu harcı şimdi domateslerin içerisine yerleştiriyorum. Biraz önce ayırmış olduğum domatesleri birkaç parçaya kesiyorum bu şekilde bakın. Bunları hepsini kuzu etinin içerisine koyuyorum. Şimdi biraz da salça ekleyeceğim bunun içerisine. Fazla değil ama az. Biraz da su ekliyorum şimdi. Kuzu etini şöyle kenara alıyorum. Domates dolmalarımızın kapaklarını kapatalım. Hemen kuzu etinin yanına bu şekilde diziyorum. Kapağımızı da kapatıyoruz. Ocağımızın altını da kısalım. Kısık ateşte yavaş yavaş 45 dakika pişirdikten sonra bu güzel dolmaları servise sunacağım. Dolma güzelce pişti. Şimdi çıkartabilirim. Dolmalarımızı dağıtmadan servis tabağıma diziyorum şimdi. Sosuyla birlikte servise sunacağım. Dilimlenmiş olan kuzu etlerinden de bu şekilde ortasına koyuyorum. Sosundan da koyduktan sonra şimdi biraz da üzerine maydanoz doğrayarak ekleyeceğim. Özellikle sosun olduğu kısımlara. Yemeğim servise hazır.